Arkadaşlar merhaba, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çok lezzetli, çok güzel bir saray muhallebisi yapacağız. 100 gram tereyağı veya margarini tenceremize ekliyoruz. Burada eritiyoruz. Yağımız eridi. Üzerine tam 1 su bardağı elenmiş un ekliyorum. Sürekli karıştırarak yakmadan unu burada kavuruyoruz. Unumuz kavruldu. Gayet güzel pembeleşti. Şimdi ocaktan alıyorum. Üzerine 1 litre soğuk süt ekleyeceğim. Üzerine soğuk sütünü ekliyorum. Ve üzerine 1 su bardağı da toz şekeri ekliyorum. Şimdi de üzerine 1 adet yumurta sarısı ekliyorum. Ocağa koyup tekrar kıvam alıncaya kadar pişireceğiz. Kavrulmuş unun üzerine 1 litre soğuk süt ekledik. Üzerine 1 su bardağı da toz şeker ekledik. İyice karıştırdık. Topaklanma olursa sizinkinde süzgeçten geçirebilirsiniz. Sonra içine 1 adet yumurta sarısı ekledik. Karıştırdıktan sonra ocağı öyle alıyoruz. Kıvam alıncaya kadar bu şekilde sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Muhallebimiz kıvam almaya başladı. Ocağın altını kıstım. Kaynamaya başladı. Bu şekilde 1-2 dakika kaynatıyoruz. Ocağın altını kapatıyoruz. Muhallebimiz oldu. Ocaktan aldım. Şimdi üzerine 1 paket vanilya ekliyorum. Muhallebi şöyle bir borcama boşaltacağım ben. İstediğiniz servis tabağını kullanabilirsiniz. Önce bir sudan geçirdim yapışmasın diye. Şimdi üzeri için tel kadayıf kavuruyorum.
İsterseniz ceviz kullanabilirsiniz. Ceviz de gerçekten çok yakışıyor. Ben bugün bu şekilde yapmak istedim. Ocağın altını kıstım. Yanmasın diye. Kavrulan kadayıflarımızı muhallebin üzerine ekiyorum. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra buzdolabına kaldırıyorum. Birkaç saat buzdolabında dinlendiriyoruz. Tatlımız servisi hazır arkadaşlar. Kestim. Üzerine kiraz ekledim. Benim buzlukta kiraz vardı. İstediğiniz meyveyle süsleyebilirsiniz. Şimdi de kıvamına bakalım sizinle. Üzerinde kavrulmuş kadayıfıyla. Gerçekten kavrulmuş unuyla harika bir lezzet oluyor. Bakar mısınız? Tadı gerçekten çok güzel. Denemenizi tavsiye ederim. Benim çok sevdiğim, çok da sık yaptığım bir tatlıdır. Tadı gerçekten çok güzel olmuş. Denemenizi tavsiye ederim. Kadayıf yerine ceviz de kullanabilirsiniz. Çok yakışır. Burada videomun sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni videolarımın devamı için abone olursanız çok mutlu olurum. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz lütfen abone olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Abone olmayı sakın unutmayın.